Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Yuma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 2 Ağustos'ta saat 17 civarında 17.30 civarında canlı yayın yapmıştık. Onun üstüne bu videoyu çekiyorum. Herhangi bir gelişme olursa o arada bilin yani onu bilmenizi özellikle istedim. Şimdi kurun hiç canlı yayında konuşacaktık ama zaman olmadı. Hem de canlı yayında o kadar aykırı sorular geliyor ki hangisine cevaplayacağımızı bazen biz de şaşırıyoruz. Fenerbahçe AC Milan forması giyen orta saha oyuncusu Rade Kurulic için resmi teklif yaptı dediler. Yağız Sabuncuoğlu dedi. Fenerbahçe Rade Kurulic'de her konuda anlaşmaya vardı. Kulübüyle son detayları görüşülüyor. Rakamlar şu şekilde dedi bazıları. 2,5 milyon euro teklif ettik. 4 milyon euro talep ettiler. Ve 1.3 milyon euro maaş 3 yıllık sözleşme dediler. Şimdi iki buçuğa biz teklif ettik. Dört talep ettilerse bir buçuk maaş, 1.3 maaş 3 yıllık sözleşme. Bence bedava gibi. Bunu herkes özel olarak verdi. Özel, özel, özel duyum, özel diye. Yani Rade iç konusunda herkesin özel haberiydi. Bu şekilde verdiler. Önce ben duyum kaynağıma teşekkür ediyorum. Hiç kimse konuşmazken bana Rade Kurunic ismini verip konuşmamı sağladığı için ve elimi güçlendirdiği için. Ancak o dönemde biz olacağını çok zannetmiyorduk. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Milan'ın ilgisi alakası vardı. Şimdi duyduğumuz kadarıyla Milan 15 milyon euro bonservis talep ediyormuş kurun iç için. Şimdi bakın Allah aşkına haberlerdeki aradaki farka bakın. Birisi her konuda anlaşma sağlandı. Öbürü de 15 milyon euro istiyor diyor. Şimdi buyurun arkadaşlar. Hangisi doğru? Ertan Süzgün. Fenerbahçe Milan'dan Radek işte her konuda anlaşma sağladı. Milan'da oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Milan'a resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında bonservis pazarlığı yapılıyor. Şimdi Fenerbahçe iki buçuk teklif ediyor. Karşıdaki 15 istiyorsa hangi pazarlık bu? Ya hata olmasın. Buna başka bir şey. Ç ile başlayan bir şey pazarlığı diyorlar da bu öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Şimdi ee, tahmin edeceğiniz üzere de Fenerbahçe eğer Kuru Niç'i alırsa orta sahaya başka isim almayacak gibi. Yani Ali Koç orta saha isteyen yöneticilere ve teknik heyete demiş ki başka orta saha alırsak yabancı kaleci alamayız demiş. Şimdi bu tam doğru değil. Ben şunu söyleyeyim. Arao ve Crespo ikisinde gitme ihtimali var. Eğer ikisi birden giderse ki gitme ihtimalleri var. Eğer ikisi birden giderse ki gitme ihtimalleri çok yüksek. O zaman bir orta saha daha alınır. Yani benim orta sahada beklentim iki kişi birden. Şimdi başka bir haber mi? Milan Fenerbahçe'nin istediği kurun için ayrılmasına karşı değil ancak 10 milyon eurodan fazla bir bonservis bedeli bekliyorlar demiş. an nasıl bir kurun içmiş bu? Nasıl bir kurun ağrısıymış? Şimdi Ali Koç bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyorsa orta sahayı güçlü tutmak zorunda. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Mesela Deniz Zahariya konuşuluyordu. Değil mi? Hani ee, Nikolas Dominguez konuşuluyordu. Bu profillerde 6-8 alması lazım diyor bazıları. Ali Koç ben 8 numara almayacağım diyorsa başka yerlere boşu boşuna yatırım yapması, Çünkü orta sahaya 2 tane kaliteli adam almazsak şampiyon falan olamayız diyor taraftarımız. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben kısmen katılıyorum. Zimbro dandik bir takım. Ölçü olmayan bir maç. Hepsine kabul. Hepsine okey. Hepsine de imza atarım. Kabul. Doğru söylüyorsunuz. Bizim için ölçü değil. Kolay bir rakip. İşte ee, kebap bir takım. Hepsine kabul. Hiçbirine tek kelime laf etmiyorum. Hepsine kabul. Hepsi doğru. Ancak ampul gibi parladı değil mi bizim orta sahanın Dandikliği? Ampul gibi parladı. Bak eee Crespo İsmail Yüksek'le orta sahanın durumu. Oysa maçın adamı İsmail Yüksek seçildi. Lan bu nasıl iş? Maçın adamı İsmail Yüksek seçilirken düşünün Crespo İsmail Yüksek sırıttı. Ki ben, bence İsmail, Crespo da iyiydi ilk yarım. Yani uzun lafın kısası dostlar. Bize kütür kütür iki tane orta saha lazım. Şimdi Milan'ın orta sahası Fenerbahçe ile anılıyor ve bir kitle var. İstatistiklere bakıp bir gol bir asist ile vasat diyor. Aynı kitle rakibin orta sahası bizden daha iyi deyip Torreira'yı övüyor. Torreira'nın sezon istatistiği sadece bir asist. Şimdi çok saçma değil mi ya size tuhaf gelmiyor mu sadece bana mı tuhaf geliyor? Fenerbahçe futbolcu alacakken istatistiğe bakılıyor. Galatasaray'ın futbolcusu övülecekken oynadığı oyuna bakılıyor ya da ne bileyim sosyal medyaya bakılıyor. İşte Fenerbahçe asıl maç kaybını burada yaşıyor. Asıl Fenerbahçe maçları burada kaybediyor. Bunu anlayın. Asıl maç kaybı burada yaşanıyor. Herkes çok bilmiş. Herkes ukala. Herkes her şeyin üstadı olmuş. Ama bir türlü susmak yok. Kurun iç şampiyonlar ligi maçlarında iki maç, 4 2 maç 4-2-3-1'in hani o ikisinde oynamış ön libero kısmında kötü oyuncu diyen yok. Ancak yanında da 50 milyon euroluk ön libero Tonali oynarsa güzel oynuyor. Biz alırsak herhalde önlü libero da almamız lazım demiş. Ben buna bir şey diyemem. Çünkü bu haklı. Bu yorum haklı. Yani bu adam yanında kütür kütür bir adamla iyi oynamış. Bizde kütür kütür bir adam yok yanında. O yüzden biraz umutsuz sıkıntı diye. Son olarak da Milan kurun içi halinde yerine Nicolas Dominguez'de doldurabilir demiş. Çok gönlü dalıyorlar. Nicolas Dominguez için 15 milyon euro para istiyorlar. Eğer verseler bugün alırız. Bugün alırız. Yani bizim istediğimiz paraya. Biz çünkü 8 civarında bir para sunuyoruz. Haberiniz olsun. Bu arada Zakaria dediği isim de Deniz Zakaria arkadaşlar. Juventus'un oyuncusu. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 1.90 boyunda. Hani Chelsea'de falan kiralık oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Denilebilir bir kumar. Ama Olmayacak arkadaşlar onu beklemeyin. Limakovic transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber. Neymiş? Neymiş kötü haber? Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden olduğu, peşinde olduğu kaleci adayı Dominik Livakovic'i İspanya'dan bir talip daha. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe öncelikli hedeflerinden birisi de kaleye yeni bir transfer yapmak. Yeni sezon öncesi kaleci transferinde de gaza basan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Livakovic oluşturuyor. Hırvat Kaleci'yle Sarı Lacivertleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı diyor. Tutto Mercado'nun haberine göre Sevilla, Livakovic'in Dinamo Zagreb'e 10 milyon euroluk teklifte bulundu. La Liga temsilcisinin Bono'nun ayrılık olasına karşı harekete geçtiği belirtiliyor demiş. Şunu da söyleyeyim. Biz o kadar Livakovic'i andık ki yani kimse gelmeyecek olsa, kimse almayacak olsa yine de herkese haberdar etmiş olduk. Yani Livakovic'in bir nevi PR'ını biz kastık Fenerbahçe Spor Grubu olarak. Hiç de i̇şte affetmeyiz böyle. Güzel de PR kasarız. PR kasmak da üstümüze yok. Şimdi Livakovic çok mu iyi kaleci. 2023 24 sezonda Dinamo Zagreb'le 3 maça çıktı. 2 gole engel olamadı. 2 maçta da kalesini kole kapattı diyor. Sıralarda bir maçı daha var. İlk 11'de başlıyordu. Aslan'a maçıydı. Yanlışım yoksa. Evet evet Aslan'a maçı. Ee, i̇lk 11'de başlıyor ama bilmiyorum. Şimdi Diğer haberimiz Kaleye Dünya Yıldızı Fransız basını Fenerbahçe'yi duyurdu. Fenerbahçe'de gözleri yabancı kaleci transferine çevrilmiş durumda. Sarlı PSG'den ayrılacak olan Costa Rica'lı eldiven Keylor Navas için harekete geçtiği yazıldı. Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe araçlarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'la koordineli bir operasyon yürüten Sarlı Hacivertler kaleci transferi için büyük uğraş veriyor. İlk hedef Dominik Livakovic'ti. Uzun süredir bu transfer görüşmesinde ama artık bu transferin sonuçlanmayacağını taraftar düşünmeye başladı diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bizim süreci uzattığımız ama aldığımız kim var hatırladınız. Benim hiç kimse yok. Bu kadar uzatıp da. Şimdi Keylor Navas. Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Yaşı 36 ve çalışma başlattı. Fransız basını da bu gelişmeyi doğruladı. Donna Roma'nın arkasında kalan Kehler takımdan ayrılmak istiyor. Zaten Enrique'nin de planlarında yer almıyor. Fenerbahçe'nin ilgisi var ve Paris Saint Germain sözleşmesini 2024'te bitecek oyuncu için kolaylık yapmaya hazır. 2019'da Real Madrid'den Paris Saint Germain'e gelen Keyler Navas geçen sezonun ikinci yarısında İngiliz ekibi Nottingham Forest formasını giymişti diyor. Şimdi Navas'ın olabilitesinin Livakovic'den yüksek olduğunu defalarca söyledim. Hala da ısrarcıyım. Navas'ın olma ihtimali Livakovic'den daha yüksek. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebin ne olduğunu biliyor musunuz? 36 yaşında. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl var. Kulübü de bırakmaya dünden razı. Yani eğer Navas'a okey dersek on servisli şekilde direkt alacağız. Şimdi 36 yaşında bir kaleciyi de almak risk. Çünkü refleks dediğimiz şey yaşla birlikte gerileyen bir şey. Yani azalan bir şey. Reflex dediğimiz şey. Keylor Navas'ın ki de benzer bir durum gibi. Valla ben işin içinden çıkamıyorum. Topu size atıyorum. Siz ne derseniz. Şimdi bak Altay Bayındır. Tamam mı? Başka şu an mevcut kalecimiz. İrfan Can kahveci değil. Eğri bayat. E, Livakovic. Şimdi üçü arasında yabancı sınırı yüzünden kadro planlamasında sıkıntı yaşanacak. Büyük ihtimalle ve 10 milyon euro. Ya yani 10 milyon euroya değecek bir kaleci değil bence ya. 3 yerli derdin var. 10 milyon euro kaleciye veremezsin ya. Ama hocam bak Galatasaray Mustera'yı aldı. Yıllardır kafası rahat. Galatasaray'da kültür oluştu. Bir de şunu söyleyeceğim. Galatasaray hangi üç Türk oynatacak? Merak ettiniz mi? Mesela Kerem, Abdülkerim 3.yü çıkarın. Eşek gibi Zaha'yı oynatacak. Eşek gibi Zanyolo'yu oynatacak. Eşek gibi Icardi'yi oynatacak. Eşek gibi Torreira'yı oynatacak. Eşek gibi Mertens'i oynatacak. Eşek gibi oynatacak mecbur. Eşek gibi Nelson oynatacak. Bu arada Nelson gidecekti. Ramos gelecekti yerine. Ama Nelson gitmemeyi tercih etmiş. Türkçesi şu. Aradığınız teklife şu an ulaşılamıyor. 4 milyonlar 50 milyonlar falan konuşuluyordu. 6 milyon euro teklif gelmiş olabilir mi? Kerem Aktürkoğlu çok merak ediyorum. Ligin asist kralı falan filandı. Milli takımın yıldızıydı. Kaç teklif geldi ya. Harbi merak ediyorum. Merakımdan soruyorum. Fenerbahçe'nin teklifini bile ifşa etmekten çekinmeyen Galatasaray. Kendisine gelen teklifi niye ifşa ettin merak ediyorum. Sakaboy kaç yüz milyon euro geldi teklif. Şimdi Galatasaray'ın bir medyası var. Galatasaray'ın çok güzel yalayan. Çok güzel yalıyorlar yani toz kondurmuyorlar böyle üstüne toz konmaz ne yalıyorlar. Diyor ki Galatasaray'da diyor ne? 6 futbolcuya teklif geldi ama Galatasaray hiçbirini göndermedi kadro istikrarı için diyor. Vay be. Çok merak ediyorum Altı futbolcu kim? Emre Kalınç, Talyan Antalyalı, Çikildao, değil mi? Mustafa Muhammed zorunlu opsiyonuna gitti. Başka? 4. 2 tane de siz bulun Yunus Akgün olsun hadi. 5. Ya arkadaşlar siz de her şeyin farkındasınız. Kimin ittirildiğinin farkındasınız. Kimin kaktırıldığının farkındasınız. Galatasaraylı arkadaşlar diyor ya biz hani hakemlerle şampiyon olduysak sizin niye iki maçta yendik? Güzel bir argüman. Jesus'u satın almış olabilirsiniz. Jorge Jesus'u. Hani tıpkı şu sosyal medya finolarına, fenolarına, finolarına para verip PR'nızı kastırıyorsunuz ya. Jesus'a da para verip bulan şampiyon olma. Bizim maçlarda da rezil futbol oynattır. Al sana para demiş. Olabilirsiniz. Yaparsınız siz. Sizden beklerim. Siz yıllarca Amrabat, Kayseri Spor'la oynayacaksınız. Amrabat'a teklif götürmediniz mi? Şimdi Konya'ya Çikildağ'ı verdiniz. Samsun Spor'a Emre Kalıncı verdiniz bedava. Ben söylüyorum. Garanti altışardan 12 puanınız şu anda garanti hesabınızda. Her seneki olan olay. Bir Allah okulda çıkıp bir şey demiyor. İnşallah bir gün düzen döner. dümen döner. Her şey döner. Birisi de bunun hesabını çatır çatır sorar sizden. O günü inşallah. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anki konjektür de zor ama. Demek istediğim şey şu. Şampiyon yapılan takımdan bir kişiye bile astronomik teklif gelmezken İsmail Yüksel 16 milyon euro teklif. Ya Atilla Salahi bilmem kaç milyon euroya gitti. Arda Güler bilmem kaça gitti. Daha satsan Rossin kaça gidecek. pedron kaça gidecek. Beğenmediğin çöp dediğin adamlar kaça gidiyor. Altay Bayındır'a teklif var Manchester United'tan. Şimdi Sercan Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe'de kaleci transferinde son durum. Adaylar arasında tecrübeli isim Kayler Navas resmen girdi diyor. Ben yani daha önce bunun duyumunu verdim üyelere. Livakovic'e de ilgi sürüyor. Kulübü Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı 15 Ağustos'tan önce bırakmak istemiyor. Sevilla Paslı Kalecisi Yastine Bonu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı Livakovic'e 10 milyon euro teklif yaptı. Sevilla Bonu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı falan filan vesaire vesaire. Ve Fenerbahçe'de de Cengiz Ünder beklentisi var. Hala ve hala kap beklentisi içerisindeyiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Senat Okta diyor ki Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Livakovic'in ardından bir de 6 numara transferiyle transferi tamamlayacak. Kadroyu tamamlayacak demiş. Bu tam doğru değil. Fenerbahçe de transfer bitmeyecek. Ağustos ayında yıl yes. ve Ağustos sonuna doğru fırsat transferlerini kovalayacağız. Yani neyse. Walt Disney'in Türkiye ofisi Atatürk dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu demiş güzel reklam bu olayda güzel reklam oldu o tepki gösterdi öbürü bilmem bir şey gösterdi al çok güzel reklam şimdi herkese gider ya reklamın iyisi kötüsü olmaz şimdi toparlayayım arkadaşlar baştan itibaren Kuruliç görüşmeler sürüyor ben kesin diyemem ama Milan 5 milyon euronun altına düşerse bu olabilir. Livakovic 10'da 10, 10'da 10 dediler. Ama menajeri biraz plus çıkardı. Bizimkiler biraz yanaşmamaya başladı. Cengiz Ünder Livakovic'e 10 vereceğimize Cengiz Ünder'de biraz 1-2 milyon eurocuk ekleyip Cengiz'i almayı tercih ettik. Ama niye Livakovic? Ulan Livakovic alacağımıza Keylor Navas alalım dedik. Bedava. Onu söyleyeyim. Dominguez için, Nikolas Dominguez için ısrarımız, isteğimiz, talebimiz sürüyor. Deniz Zakaria bize önerildi ama olmayacak. En dedi bize önerildi ama olmayacak. Biz Suma'yı da hatırlatayım. Muhtemelen soracaksınız diye söylüyorum. Biz Suma'da kulübü bırakmak istemiyor. Ara o yolu açık olsun. Crespo'ya teklifler var. Bence dünkü sakatlık da biraz alavraydı. Yani yeter benim miyadım doldu sakatlığı gibiydi. Hayler'in havası da konuştuk. İsmail Kartal. Altay Bayındır'a Manchester United'dan teklif var ama Altay çok gidici değil. İrfan Caner Bayat'la da devam ki. Benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip sevdiklerinizi kanala davet eder misiniz? Şurayı arttıralım. Hadi gelin şurayı 33 bin 34 bin yapalım. Hadi arkadaşlar. Hep birlikte. Görüşmek üzere.